Efendim, bugünkü hikayemiz Seyit Onbaşı, Çanakkale, 1915. İhtiyar dünya böyle bir savaş bir daha görür mü? İhtiyar dünyanın kalbi böyle bir savaşı bir daha yaşamaya dayanır mı? Analar koç yiğitlerini kınalayıp cepheye gönderir mi? Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Erzurum Lisesi, Sivas Lisesi bir daha Çanakkale'de mezun verir mi? Rabbimiz bilir. Mecidiye Tapyası'ndayız. Ocean zırhlısının bombardımanıyla ortalık darma duman. Birisi boylu boyunca uzanmış. Gözlerini hafifçe açıp bakıyor ki başında Nideli Ali beklemekte. Alim, arkadaşlar nerede diyor. Seyit, telaşlanma. Onlar mertebelerini buldular. Sağ olarak yalnız ikimiz kaldık. Seyit Onbaşı doğrulur. Şöyle bir boğaza doğru bakar. Bir Ali'ye bakar. Boğazdan İngiliz zırhlısı Ocean gemisi boğaza yanaşmış, geçti geçecek. Yerdeki mermilere bakar. Ali der, hele yardım et de şunu topun namlusuna sürelim. Ali, olmaz Seyit, kaldıramazsın bunu dediği vakit, hele bir yardım et. Zoraki kaldırırlar. Ali sırtına yükler Seyit Onbaşı'nın. Topun namlusuna sürerler. Bismillah derler, ateş ederler. Fakat gemiye isabet etmez. Ne Ali ne de Seyit nişancıdır. Diğer mermiye bakar Seyit. Ali, hele yardım et, şunu da bir deneyelim. Sırtına alır. Onu da yükler. Onu da ateşler. Fakat yine isabet ettiremez. Tekrar Ali'ye bakar. Son bir mermi kalmıştır. Ali der, hele bir daha yardım et. 276 kiloluk mermiyi sırtına öyle bir yüklenir ki Seyit, namluya bismillah der, öyle bir sürer ki, ya Allah der, öyle bir ateşler ki, Ocean zırhlısının bacasından içeriye girer top mermisi. Ve Ocean zırhlısı paramparça olur. Seyit Ali'ye sımsıkı sarılır. Çanakkale kurtulmuştur. Ertesi gün müstahkem mevki kumandanı Cevat Paşa'yı unutmayın dostlar. Cevat Paşa çok büyük bir kahramandır. Seyidi çağırtır huzuruna. Hele evladım der, anlat bakalım. Bu mermiyi nasıl kaldırdın? Hele şuradaki mermiyi de bir kaldır da bir fotoğrafını çeksinler. Ali dener, Seyit Onbaşı dener fakat kaldıramaz. Kumandan der ki, evladım dün nasıl kaldırdın ya? Kumandanım düşman zırhlısını görürsem, İngiliz bayrağını görürsem yine kaldırırım evelallah. Kumandan Seyit'e, sana benim bir ödül vermek istiyorum Seyit, benden ne istersin der. Kumandanım, ben bir şey istemem ki. Ben, hayır der kumandan, kabul etmez, mutlaka bir şey isteyeceksin. Seyit utanır, kızarır, sıkılır. Kumandanım, emredin de tayinimi ikiye çıkarsınlar. Bir ekmekle doyamıyorum.
Peki der kumandan. Sana onbaşı rütbesini de hediye olarak veriyorum. Bundan sonra sen Seyit onbaşı ol. Savaş biter. Çanakkale savaşı kazanılır. Seyit onbaşı köyüne döner. Balıkesir'in Edremit ilçesinin Çamlık köyüne. Eskiden olduğu gibi yine hamallıkla, fabrikalarda çalışmakla geçimini sürdürür. Kızı diyor ki, babam geceleri odun keser, odun satar, gündüzleri de zeytin fabrikasında hamallık eder, alın teriyle besler, büyütürdü bizi. Ondan geriye bize hiç miras kalmadı ama en büyük mirası mertliği, dürüstlüğü, doğruluğu kaldı. Anam derdi ki, hele bey, başkaları anlatıyor, sen çok büyük bir kahramanlık yapmışsın. Sen anlat da senin ağzından dinleyelim. Seyit onbaşı şöyle bir bakar, terslenir. İnsan yaptığını hiç satar mı? İnsan yaptığını hiç satar mı der. Arkadaşları takılırlar. Seyit, kaymakamlıktan sana maaş bağlanmadı mı? Elhamdülillah. Şu boğazdan hükümetin 5 kuruşu geçmedi der Seyit onbaşı. Kimin himmeti milleti ise o tek başına küçücük bir millettir. Seyit onbaşılar, isimsiz kahramanlar bizlere bir şeyler ifade ediyorlar mı? Elhamdülillah. Buradan hükümetin 5 kuruşu geçmedi. İnsan yaptığını hiç satar mı? Alınacak ne kadar büyük bir ders bırakmışlar bize. Allah hepsine rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Aziz ruhları şad olsun.